Depremin üzerinden 22 gün geçti. Bu süreç boyunca birçok yerden ülkemize yardım geldi. Ancak çok önemli noktalar da var. Biz şu anda o noktalardan birisindeyiz. Kardeşleri, kardeşlerini asla yalnız bırakmadı. Doğu Türkistan Derneği ise Hatay'daki depremzedeler için yemek üretmeye devam ediyor. Yanımızda ise Doğu Türkistan Derneği Başkan Yardımcısı Halit Emin var. Efendim, depremin ilk anından beri alandasınız. Depremzedeler için yemekler üretiyorsunuz. Ne gibi hizmetler yaptınız, öğrenebilir miyiz sizden? Tamam, teşekkürler. Tabii 6 Şubat 2023 bu Türkiye'mizin Kahramanmaraş merkezli 10 ilini etkileyen deprem felaketi yaşadıktan sonra bu acı haber duyunca tüm Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz burada kardeşlerimizin bu acısından çok üzüldük. Doğu Türkistan Derneği olarak çevremizdeki ekiplerimizi hemen topladık ve ilk günde yola çıktık. İkinci günü Gaziantep'e ulaştık ve ondan bu yana Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta 25 Şubat'a kadar her gün oradaki depremzedelerine ve arama kurtarma çalışma ekiplerine dağıtmak üzere her gün ihtiyaca göre 1000 kişilikten 1500 kişiliğe kadar Uygur pilavı yaparak dağıttık elhamdülillah. İki gündür Hatay'dayız. Hatay'a geldikten sonra buradaki sıcak yemek dağıtım faaliyetimizi devam ediyoruz şimdi de. Kaç senedir biz Türkiye'ye sığınarak Türkiye devletimizin ve buradaki Türk kardeşlerimizin çok iyiliklerini, desteklerini gördük. O yüzden bu durumlarda yardımcı olmak, yani kardeşlerimizin yanında durmak bizim kardeş görevimiz diye düşünüyoruz. O yüzden elimizden gelince burada ne kadar ihtiyaç, ne zamana kadar ihtiyaç varsa sonuna kadar bir kasa fazla olsa da buradaki depremzedelerine sunarak kardeşlerimize teselli etmek amacıyla bu faaliyetimizi sonuna kadar devam edeceğiz inşallah. Şu anda arkada dernek üyeleri de yemeği hazırlıyorlar. Yemek kaç kişilik olacak? Bu yemeğin özelliği ne bir de? Onu da soralım mı size kısaca? Tamam. Şimdi her gün bizim çeşitli yemeklerimiz var aslında. Bu Uygur pilavı, yani Özbek pilavı diye de adanıyor. Aynı yani. Bu şimdi her gün ihtiyaca göre biz 1000 kişilikten 1500 kişiliğe kadar Uygur pilavı yapıyoruz. Bu Uygur pilavın özelliği, yani bu durumlarda, yani bu böyle topluluk için yapmak, yani çok sayıda kişi için yapmak kolay. Dağıtmak da kolay, yani iyice soğumuyor, sıcak halinde yiyebilir buradaki depremzedeleri ve karın doydurabilecek bir yemek olduğu için Kahramanmaraş'ta da kardeşlerimiz çok beğendi. Burada da kardeşlerimiz alkışlara her gün yani beğenerek kabul ediyor. Peki bu yardım süreci yaralar sarana kadar devam edecek mi sizin açınızdan? İnşallah. Önceden 15-16 gün Kahramanmaraş'ta sürekli devam etmiştik. Yani oradaki durum biraz sakinleşmiş oldu. Ondan sonra hepimizin bildiği gibi Hatay'da ikinci deprem daha oldu. O yüzden buradaki ihtiyaç daha fazla diye düşündük. Buraya geldik. İnşallah ne kadar, ne zamana kadar ihtiyaç olursa biz kardeşlerimizin sonuna kadar yanındayız inşallah. Devam edeceğiz inşallah. Peki, çok teşekkür ederiz. Doğu Türkistan dernekleri olarak burada depremzedeler için yardımlarına devam ediyorlar. Her öğün aslında yemek çıkarıyorlar. Bu yemeğin özelliği ise daha sıcak kalabilmesi ve daha kolay dağıtılabilmesi. Buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Depremzedeler için yemekler hazırlanmaya devam ediyor. Direkt sözü size merkeze bırakalım.